İnanmalar çünkü kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ceza milyonların bu kardeşinize olan güvenini değil, adalete olan güvenini sarsmıştır. Ben o şiiri okumakta herhangi bir hata yaptığımı kesinlikle düşünmüyorum. Ve kesinlikle suçsuz olduğuma inanıyorum. Ne olursa olsun benim için değerli olan aziz milletimin vicdanının sesidir. Siyasetteki yerimi de hiç kimse değil, ancak aziz milletim tayin edecektir. Benim yükselmesini istediğim ses bu sestir. Ben kendi sesimi sizin sesinize katmak istedim. Çünkü ben sizin sesinizi seviyorum. Çünkü ben bu ülkenin asli ve gerçek unsuru olan sizlere ebediyen saygı duyuyorum. Sizin sesiniz benim için önemlidir. Onun için ben sizi seviyorum. Çünkü ben sizden birisiyim. Ve bu vatana aşık olan birisiyim. Şunu bilsinler ki hiçbir ceza Tayyip Erdoğan'ı bu millete hizmetle yıldırmayacaktır. Tarihimiz darbeler tarihidir. Hemen hemen her 10 yılda bir darbe olmuş. Darbelerin kimi sıcak darbedir, kimi dolaylıdır. Kimisi de postmodern darbe süreci. İşte bu 28 Şubat darbesi de postmodern darbe olarak ilişkilendiriliyor. Ve çok partili demokratik hayatta askeri bürokrasi ülkenin yönetimine, yönetilmesine, politik açılımlar konularına hep müdahil olur durumda kendisini göstermiştir. Bu 28 Şubat postmodern darbe sürecinde de bir koalisyonla yönetilen bir ülke var. Koalisyon var, hükümet var. Dolayısıyla koalisyon bir zaaftır. Yani partilerin dengeleri var. Her birinin millete verdiği söz var. Gündemleri farklı, hükümetin gündemi farklı. Burada bir yönetmede sorun alanları var. Memleket meseleleriyle karşı karşıya kaldım ki bunları birazcık sizinle paylaşmak istiyorum. Hazır mısınız dinlemeye? Tutmuş size beni şikayet etmiş. Türkiye'yi aydınlığa götürecekmiş ama ben engel oluyormuşum. Güçlü, devamlı, istikrarlı hükümet istiyorum. Halkımız böyle izdirap çekerken elbette bu halka hizmet etmek için bir an evvel bu ülkeyi hükümetsizlikten kurtarmaları lazım gelir. Şimdi hatırlayacaksınız, Türkiye siyaseti tıkanmış. Yani milletin güveneceği siyasi kadrolar yok. Belki siyasi yapılar içerisinde tek tek
dikkate aldığınızda milletin onayladığı, tasvip ettiği kişiler var. Ama kurumsal olarak partiye bakışı milletin negatif, olumsuz yönde. Dolayısıyla bu olumsuz algıyı değiştirmek gerekir Türkiye siyasetinin önünü açmak için. Diğer partilerde de çok sorunlar yaşanıyor. Tamamen farklı bir parti, yepyeni bir parti kurma gerektiği kararını oluşturduk. Nihai şekli verdik ve en sonunda 14 Ağustos 2001'de partiyi kurduk ve o kuruculardan, 72 kurucudan birisiyim. Milletin partisi olarak kuruldu diyoruz. Çünkü AK Parti millet şekillendi. Rengini, ruhunu, desenini millet oluşturdu. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Kutlu olsun. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti bu ülke insanının aklından ve vicdanından olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her perden perdesini sildi. AK Parti'nin mayasını millet atmıştır. AK Parti'nin hamurunu millet yoğurmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bu yüzden çabalarımızın semeresi, başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir. ...96 yılı bu Siirt'teki konuşması dolayısıyla onun avukatlığını diğer arkadaşlarımla birlikte üstlendik. Cumhurbaşkanımızın yasaklı olduğu süreç Türk siyasetinin hayatında çokça tartışılmış ve örneği olmayan, uygulaması, pratik olmayan bir süreçtir. Ama biz tabii mücadelenin çok zorlu olacağını, çok değişik engellerle karşılaşacağımızı başından itibaren biliyorduk. Yani bunlara karşı da çok hazırlıklı bir durumdaydık. Çünkü Türkiye siyasetinde partilerin özgür olarak siyaset üretmelerinin ötesinde merkezden siyaseti yönlendiren bir siyaset mühendisliği yapanlar var. İşte bunlara vesayet yapıları diyoruz. Bu vesayet yapılarını araçsal işlev gören taşeronlar var. Biz bunlardan elbette ki gerekli salvolara maruz kalacağımızı da biliyorduk. İşte o salvolardan bir tanesi de Genel Başkanımızın yasaklı olması. AK Parti Türkiye'yi Taliban'ın gerisine götürdü. Taliban'ın gerisine. Karanlık bir geçmişin mirasçısı olan AK Parti, kendini baştan aşağı aklanmış gibi göstererek siyaset sahnesinde birinciliğe oynayabileceğini sanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesine oy çokluğuyla. Ya siz 10 senedir neredesiniz Allah aşkına? Televizyonlarda yayınlanan kasetteki konuşmamla ilgili bazı yanlış ve eksik bilgiler verilmektedir. Söz gelimi. Bu konuşma 1994 yılında değil, 1992 yılında yapılmıştır. Ayrıca bu konuşma 7 Temmuz 1998 yılında Hürriyet gazetesinde gündeme getirilmiş ve bunun üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştır. Takipsizlik kararına rağmen aynı konuda soruşturma başlatılmasının ardındaki niyetleri kamuoyunun takdirlerine sunuyor. Tayyip Bey'in bu yasaklı olması dolayısıyla, Türk Ceza Kanunu 312'den hükümlenmiş olması dolayısıyla önümüze bir engel çıkartılabileceğini değerlendiriyorduk.
Buna benzer Sayın Hasan Celal Yücel'in uygulaması var. O Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü. Onu bekledik. Ne karar çıkacak? Çok ilginçtir. Ve Anayasa Mahkemesi'den Hasan Celal Yücel Bey'in Türk Ceza Kanunu 312'den iki defa ayrı ayrı mahkemede mahkumiyete maruz kalması olmasına karşın parti üyesi olabileceğine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Aynı konu Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Bu defa Anayasa Mahkemesi Hasan Celal Yücel Bey ile ilgili kararın tam tersi yönde bir karar verdi. İşte demin sözünü ettim. O karar Tayyip Bey Türk Ceza Kanunu 312'den üçüncüymüş. Artık parti kurucusu olamaz diye. Değişen ne? Tayyip Bey'in dosyası önüne gelince bu defa Tayyip Bey'in aleyhinde. Yani özneye göre adamın şey kararı değişiyor. Yani bu yargı değil, bu adalet değil. Ha, bu da bizi yıldırmadı. İşte demin örneklendirdiğim gibi biz bu engellemeci süreçleri de çok kararlı duruşla ve tutumla milletten de aldığımız güçle bunları açtık. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesine oy çokluğuyla. Şöyle veya böyle Tayyip Erdoğan'ın önünü kestiğinizi varsayalım. Böyle bir şeyi ben düşünmüyorum da böyle olacağını varsayalım. Ne olacak? Siz bizi çalışmaktan alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu tür girişimlerle bu yürüyüşümüzü durdurmak mümkün olmayacak. Biz milletimizle beraber yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. İşte 3 Kasım 2002'ye doğru gelirken şekillenen Türk siyasi hayatında yerini alan AK Parti'yi de millet çok yakından takip ediyordu. Biz bunu Anadolu'yu gezerken, dolaşırken, temaslarımızda, mesleğimizi icra ettiğimiz yerlerde, değişik kesimlerde bulunan insanlar bu gözlemleri bizimle paylaşıyor, aktarıyordu. Böyle muhabbetli bir ortam, beklentinin hakim olduğu bir ortam ve AK Parti millet gerçekten kendi içinden çıkmış, kendi kokusunu taşıyan, kendi rengini üzerinde görüntüleyen bir parti olarak baktı. Ve biz de hiçbir zaman bu özelliğimizi yitirmedik. Çünkü milletin gündemi, hükümetin gündemi olacak. Sizin gündeminiz neyse AK Parti'nin gündemi, hükümet etmemiz halinde hükümetin gündemi aynı olacak dedik. Ve böylece yürüyüşümüzü sürdürdük. Mart 2003 tarihi ülkemizin demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası oldu. Yükümüz ağır, yolumuz ırak. Ama biliniz ki ülkemizin meselelerini biliyoruz. Devletimizi tanıyoruz ve şu felsefemizi hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.